Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon Nokia Lumia 920, Nokia'nın Türkiye'de piyasaya sürmüş olduğu ilk Windows telefonu olma özelliği taşımakta. Nokia Lumia 920 görmüş olduğunuz gibi büyük boyutlara sahip olan bir telefon. Elimizde gerçek anlamda, doğrusunu söylemek gerekirse, koca olan olarak nitelendirebileceğimiz bir cihaz tuttuğumuzu söylememiz gerek. Telefonda 4,5 inçlik bir ekran var. Bunun yanı sıra 10.7 mm'lik kalınlığa ve 185 gram ağırlığa sahip bir telefon Nokia Lumia 920. Telefonun bu kadar kalın olmasının nedeni olarak barındırdığı kablosuz şarj teknolojisi gösterilmekte. Bunun yanı sıra PureView teknolojisi var bu telefonda. Bu teknolojinin sahip olduğu, bu teknolojinin gerektirdiği fiziksel aksamda telefonun kalınlığının biraz daha fazla olmasına vesile olmakta. Nokia 808 PureView ile birlikte akıllı telefonda yüksek kaliteli fotoğraf çekme olanak sağlayan teknolojiyle tanışmıştık. 808'de 40.000 megapiksellik bir sensör vardı, bir kamera vardı. Nokia Lumia 920'nin kamerası ise 8.7 megapiksellik ancak efektif olarak 8 megapiksellik fotoğraf çekme olanak sağlamakta bu telefonun kamerası. Tasarıma baktığımızda Nokia'nın polikarbon tasarımı, polikarbon yekpare tasarımı kasası tekrar karşımıza çıkmakta. Yine kavisli hatları sayesinde Nokia Lumia 920'yi elimizde rahatlıkla kavradığımızı, taşıdığımızı söylememiz gerek. Arkada görmüş olduğunuz hafif yuvarlak yapıda telefonun kavranmasında bir aile yardımcı olmakta. Tabii benim elim büyük. Ben biraz daha bu telefonu rahat kavrayabiliyorum. Daha küçük elli olanlar belki bu telefonu tutmakta, kavramakta biraz zorlanabilir. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse ağırlığın dağılımı ve bunun yanı sıra görmüş olduğunuz kavisli tasarım, yuvarlak hatlara sahip tasarım sayesinde bu telefon biraz daha ergonomik barındırdığı boyutlara karşın. Görmüş olduğunuz polikarbon yapı kasa varlığını korumakta. Lumia 800 geçen yıl piyasaya çıkmış olan ilk Windows telefon, Nokia Windows telefon ve Nokia Lumia 920 arada görmüş olduğunuz gibi hatırı sayılır bir büyüklük farkı var. 4,5 inçlik ekran tabii ki doğal olarak telefonun alanının biraz daha büyük olmasına neden olmakta. Telefonun arkasında bahsettiğimiz gibi Carl Zeiss optikli kamera var. Çift LED flash yer almakta. Sol tarafta ses tuşları, güç butonu ve iki aşamalı kamera tuşu var. Altta micro USB portunu görmekteyiz ki Nokia'nın bu telefonda micro USB portunu alta alması, Lumia 800'deki tasarımdan vazgeçmesi iyi olmuş. Hoparlör dikkat çekmekte. 2 adet vida var. Telefonu biraz daha farklı gösteriyor alttan. Üste 3,5 mm'lik kulaklık jakı ve mikro sim kart yuvası var. Mikro sim kart yuvasını, tepsisini görmüş olduğunuz deliğe bir cisim sokarak, ince bir iğne sokarak açıyorsunuz ki cihazın kutusundan da gerekli olan aparat çıkmakta. Ön tarafa baktığımız kamera ve kapasitif dokunmatik Windows navigasyon tuşları yer almakta. 1280x720 piksel çözünürlüklü ekran PureMotion HD Plus teknolojisine sahip. PureMotion HD Plus teknolojisi sayesinde görmüş olduğunuz gibi hızlı ekran değişimlerinde bulanıklığın önüne geçilmekte. 60 saniyede 60 çerçevelik karelik bir hız söz konusu ve bu sayede hızlı geçişlerde bile ekranın görüntüsünün oldukça iyi olmasına olanak sağlanıyor. Bu sayede mobil ortamda video izlemek bile oldukça keyifli olacaktır. Nokia Lumia 920'nin ekranında ekran 1280x768 piksel çözünürlüğe sahip 4,5 inçlik ekran. IPS ekranın tabiatından dolayı görüş açıları oldukça yüksek. Güneş ışığı altında da iyi bir görüş sunmakta Nokia Lumia 920. Nokia Lumia 920'de Windows Phone 8 işletim sistemi çalışmakta. Daha önce gerçekleştirdiğimiz Windows Phone 8X incelemesinde bu platformdan bahsetmiştik. Görmüş olduğunuz gibi kullanıcılara rahatlıkla özelleştirebilecekleri bir ana ekran sunulmakta Windows Phone 8'de. Bu ana ekranın temasını, renklerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra ana ekranda, başlat ekranında yer alan canlı kutucukları da ya da kısa yol niteliğindeki kutucukları da dilediğiniz şekilde bir yapbozun parçalarını dizer gibi istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Bu şekilde bir esneklik sunmakta Windows 18 ve görmüş olduğunuz üzere bu kutucukların büyüklüklerini de dilediğiniz gibi değiştirmeniz ve ortaya sizin beğenilerinizi, sizin ihtiyaçlarınızı yansıtan bir başlat ekranı çıkarmanız mümkün. Windows Phone 8 uygulamalarına baktığımızda Windows Phone mağazadaki uygulama sayısının 100.000'i geçtiğini biliyoruz. Ancak platformda hala eksiklikler var. Hala bazı uygulamaların yokluğu çekilmekte. Bu nedenle platformun biraz daha gelişmesi lazım. Burada hem Microsoft hem de Microsoft'un iş ortaklarına büyük iş düşmekte. Tabii Nokia'nın Windows Phone platformuna yapmış olduğu katkılar ortada ve bunun sonucunda da Nokia'ya özel Windows Phone uygulamaları, Nokia Lumia serisi cihazları ön plana çıkaran, biraz daha ayrıştıran uygulamalar nitelikleri olarak karşımıza çıkmakta. Görmüş olduğunuz App Highlights uygulaması Nokia
Nokia'nın hazırladığı ve Windows Phone mağaza üzerinde yer alan uygulamaların ön plana çıkarıldığı bir yer. Burada çeşitli koleksiyonlar var görmüş olduğunuz gibi. Mesela Türkiye'de yer alan, Türkiye'de dağıtıma sunulan Windows Phone uygulamaları var. Eğer bir Lumia 920 satın alırsanız App Highlights'a bakabilir ve buradan telefonunuza hangi uygulamaları indirmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Fotoğraf görüntüleme uygulamaları görmüş olduğunuz gibi. Bu koleksiyon altında da ücretsiz çeşitli fotoğraf uygulamaları sunulmakta. Lumia 920 gibi bir kamera telefonunda bu uygulamalar oldukça işe yarayacaktır. Baktığımızda Nokia'nın çeşitli uygulamalarını, özelleştirilmiş uygulamalarını da görmekteyiz. Nokia bakım adı verilen bir rehber uygulamalar telefon hakkında size bilgiler vermekte. Nokia Bilengöz adı verilen bir uygulama var. Nokia Bilengöz uygulaması sizin bulunduğunuz yerdeki mekanları, restoranları, otelleri, alışveriş merkezlerini, eğlence mekanlarını veya görülecek yerleri ortaya çıkaran, yakından gösteren bir uygulama. Nokia Bilengöz uygulaması telefonun kamerasından yararlanıyor ve artırılmış gerçeklik uygulamasını kullanmakta. Siz telefonu nereye çevirirseniz, kamerayı nereye çevirirseniz ekranda görmüş olduğunuz unsurlar da değişmekte. O yöndeki mekanların listesini görmektesiniz. Herhangi bir mekana dokunduğunuzda da o mekanın görüntüsü Nokia haritalar üzerinde açılmakta ve bu mekan hakkında daha fazla bilgi almak, aynı zamanda mekan hakkında yol tarifleri almak da mümkün olmakta. Bir diğer Nokia uygulaması olan Nokia Drive, Nokia Sürüş Beta uygulaması da Nokia'nın Lumia 920'de yer alan navigasyon uygulaması. Bu uygulama yardımıyla ücretsiz yol yardım navigasyon desteğine sahip olmaktasınız. Başkaları bir navigasyon uygulamasına birçok büyük miktarlarda para öderken siz Lumia 920 satın aldığınızda Nokia'nın sunmuş olduğu navigasyon ücretinden, sesli yol yardım ücretinden hiçbir para vermeden yararlanmış olmaktasınız. Üstelik Türkçe ses desteği de sunulmakta. Bir başka uygulama olan Nokia Haritalar ise Nokia'nın uzmanlık alanlarından bir tanesi olan haritaları Windows Phone platformunda yüz bulmuş, vücut bulmuş hali. Nokia haritalar sayesinde istediğiniz yere çok daha çabuk gidebilir, bulunduğunuz yerde kaybolma gibi bir sıkıntı çekmezsiniz. Aynı zamanda Nokia haritaların çevrim dışı çalışma özelliği de var. Diyelim ki yurt dışına gideceksiniz, haritaları önceden indirebilir ve gittiğiniz yerde herhangi bir mobil internet erişimi kullanmadan telefonun sahip olduğu GPS yardımıyla navigasyon işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde bir çevrim dışı çalışma özelliği bulunuyor Nokia haritaların. Nokia Müzik uygulaması Nokia'nın yine Windows Phone telefonlarını hayata geçirirken başlattığı bir servis. Bu müzik uygulamasında internetten canlı olarak dinlenebilecek çeşitli radyo istasyonları var ve bu radyo istasyonların yanı sıra da Nokia mağaza üzerinden de içerikleri edinmek mümkün olmakta. Bu müzik uygulaması yardımıyla aynı zamanda telefondaki yerelde bulunan şarkılara da bu uygulama üzerinden erişmek, ulaşmak mümkün olmakta. Bu şekilde müzik severler de Nokia Lumia 920'de bu şekilde bir uygulamayla karşılaşmakta. Devam edelim. Nokia'nın bu şekilde uygulamaları var. Tabii yine Windows Phone mağaza üzerinden birçok uygulamayı telefona indirebilirsiniz. Nokia'nın koleksiyonu görmüş olduğunuz gibi ön plana çıkarılmakta. Bu mekana bakmanızı, bu bölüme bakmanızı tavsiye ederiz. Tabii ki Nokia Lumia 920'yi en çekici kılan şey kamerası barındırdığı PureView kamera. Kamera uygulaması Windows Phone platformundan alıştığımız kamerasına doğrusunu söylemek gerekirse 8X'te de aynı kamera arayüzü vardı. Ancak lenslere baktığımızda farklılığın ortaya çıktığını görmekteyiz. Cinemagraph uygulaması telefonla GIF animasyon benzeri hareketli resimler oluşturmaya olanak sağlıyor. Bu şekilde bir çalışma fırsatı sunuyor. Siz herhangi bir yerin fotoğrafını çekiyorsunuz. Daha sonra bu çektiğiniz fotoğrafta animasyon olacak yerleri belirleyip daha sonra gerisini Nokia Lumia 920'ye bırakıyorsunuz ve karşınızda oldukça eğlenceli, hoş grafikler, animasyonlar çıkıyor. Bir başka uygulama olan Smart Shoot uygulaması ise Nokia Lumia 920 ile arda arda fotoğraflar çekmenizi ve bu çekmiş olduğunuz fotoğraflar içerisinde en beğendiğiniz olanı seçmenize olanak sağlamakta. Böylelikle hareketli resimleri çekerken, hareketli objeleri çekerken fotoğraf çekme işlemi biraz daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmekte. Bu da Lumia 920'nin kamerasının sahip olduğu yaratıcı uygulamalardan, yaratıcı lenslerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Bir başka lens Panorama ise adından anlaşılacağı üzere panoramik fotoğraflar çekme olanak sağlamakta. Şimdiye kadar bir akıllı telefonda gördüğümüz en kullanışlı panoramik fotoğraf uygulamasıyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Yapmanız gereken tek şey ekranda görmüş olduğunuz beyaz topu yine ekranda yer alan çemberin içerisine
sürüklemek. Eğer ikisi buluşuyorsa otomatik olarak fotoğraf çekiliyor. Şimdiye kadar görmüş olduğumuz en etkileyici panoramik fotoğrafları Nokia Lumia 920'nin çektiğini söylememiz gerek. Gerçekten bağlantı noktalarının belli olmadığı oldukça hoş gözüken panoramik fotoğrafları Nokia Lumia 920 ile çekmemiz mümkün oldu. Bir diğer taraftan baktığımızda Nokia Lumia 920'nin kamerasının düşük ışık performansı da oldukça iyi. Düşük ışıkta daha keskin detayların daha fazla şekilde fark edildiği fotoğraflar çekmek mümkün olmakta. Fotoğraf ayarlarına baktığımızda görmüş olduğunuz gibi manuel ayarlarda kullanıcılara sunulmakta. Video tarafında ise dikkat çeken Nokia Lumia 920'nin kamerasının sahip olduğu fiziksel optik dengeleme sistemi. Akıllı telefonlarda yazılım tabanlı optik dengeleme sistemini sıklıkla görmekteyiz. Ancak Lumia 920'de hareket eden bir lens var. Siz telefonu hareket ettirdiğinizde lens de o hareketi dengeleyecek şekilde hareket ediyor. Ve bu sayede video çekimlerinde çok daha stabil, çok daha duran, sarsılmanın olmadığı videolar yakalamak, kareler yakalamak mümkün olmakta. Nokia Lumia 920'nin kamerası normalde standart kalite, yani 720p kalitede videolar çekiyor. Eğer 1080p kalitede, yüksek kalitede video çekmek istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi ayar yapmanız gerekiyor ve bu şekilde ayarı kaydetmeniz gerekiyor. Aksi takdirde 1080p video çektiğinizi sanarken 720p video çekiyor olabilirsiniz. Bunun dışında kamera arayüzü kullanışlı, dokunarak ekranda dokunarak odaklayıp ondan sonra çekme fırsatı sunulmakta. Yine üstte yer alan kamera tuşunda kullanmanız mümkün. Nokia Lumia 920'de bu da belirtilecekler arasında yer almakta. Nokia Lumia 920 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonun detaylı incelemesini teknoblog.com'da bulabilirsiniz.